Merhaba arkadaşlar. Bugün mevsim ve iklim konusunun iklim başlığını inceleyeceğiz. İklim neydi arkadaşlar? Bir bölgede uzun bir süre boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına ne diyoruz? İklim diyoruz arkadaşlar. Burada bizim dikkat etmemiz gereken uzun bir süre boyunca dediğimde bu uzun bir süre ne kadar? Uzun bir süre bir yerin ikliminin en az 25-30 yıllık incelenmesi gerekiyor. İklim ile uğraşan bilim dalına klimatoloji, diğer bir adıyla iklim bilimi, bilim insanlarına klimatolog ve iklim bilimci denir. Şimdi burada zaman içindeki değişkenlik azdır ifadesini birazcık açalım. Neden değişkenlik az oluyor? Çünkü arkadaşlar en az 25-30 yıllık verileri incelediği için değişkenlik daha az oluyor. Yani günlük böyle haftalık değil arkadaşlar. Farkındaysanız en az 25-30 yıl. Bu yüzden iklim ne yapar? Kesinlik belirtir. Şimdi iklimle ilgili bilmemiz gereken en önemli şey bir defa tanımını bileceğiz. Daha sonra iklimle uğraşan bilim dalını, bilim insanını, zaman içindeki değişkenliği ve kesinlik belirtmesini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar iklimi etkileyen faktörler nelerdir? Bunlara ilk başta bir bakalım. Bunlardan birincisi enlem, ikincisi yükselti, üçüncüsü yer şekilleri, dördüncüsü hava etkileşimleri. Şimdi burada hava etkileşimlerini birazcık açalım. Burada hava etkileşimleri derken ne demek istiyoruz? Yani burada hava etkileşimi buzla denizin, karayla denizin, denizden havanın kendi aralarındaki etkileşim durumları. Bir sonraki volkanik gazlar, insan faaliyetleri, arazi kullanımı, rüzgarın esme yönü. Şimdi rüzgarın esme yönünü biraz açalım. Rüzgarın esme yönü mesela Türkiye için konuşacak olursak kutuplardan gelen rüzgar ne olmuş olacak? Soğuk hava getirir. Ekvatordan gelen hava ise ne yapar? Sıcak havayı getirmiş olur. Şimdi iklimin insanlar üzerine etkisine bakacak olursak bunlardan birincisi bir defa fizyolojik gelişmelerine ne yapıyor? Etki ediyor. Daha önemlisi karakterine, kültür faaliyetlerine, ulaşım, turizm, tarımına ve endüstri gelişimine ne yapıyor? Etki ediyor. Peki iklimin çevre üzerine etkisi ne olmuş olur? Bunlardan en önemlisi kalıcı kar yükseltisi. Sorularda bazı zaman çıkıyor. Bir yanına yıldız koyalım. Ondan sonra denizlerin tuzluluk oranı, türlerin dağılışına, bitki örtüsü çeşitliliğine, erozyona ve en önemlisi kayaların çözülme türünü ne yapar? Etkilemiş olur. Şimdi bunu dedikten sonra küresel iklim değişikliği. Aslında bunu dönemin başında işledik. Daha sonra asit yağmurlarında küresel iklim değişikliğini bir kez daha anlattık ve ben bugün bir kez daha anlatayım. Küresel iklim değişikliği nedir, ne sebep olur? Şimdi bunlardan tanımına bakacak olursak şöyle açıklayalım. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan sera gazları, bunlar kimler? Karbon monoksit, karbondioksit, kloroflorokarbonlar gibi güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp geri uzaya dönmesini engeller. Şimdi burada devam edecek olursak uzaya dönmesini engellediği için bu geri göndermeme durumuna biz ne diyoruz? Sera etkisi diyoruz. Şimdi peki buradaki bu gazlar kimler? Artık biliyoruz. Bu karbondioksit, bu kükürt dioksit, bu da azot dioksitti. Peki karbondioksit su buharıyla tepkimeye girip neyi oluşturacaktı burada? Karbonik asit. Tamam. Peki kükürt dioksit tepkimeye girip neyi oluşturacaktı burada? Sülfürik asiti. Tamam. Peki azot dioksit su buharıyla tepkimeye girip neyi oluşturacaktı? Nitrik asit. Peki bu asitler ne oluyor? Asit yağmurları olarak dünyaya yağıyor. Peki devam edecek olursa sera etkisi yer kürenin sıcaklığının artmasına neden olur? Ve biz buna ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu küresel ısınmanın sonuçları nelerdir? Şimdi bunları birazcık konuşacak olursak.
Hava sıcaklıklarında ne yapar? Her yıl artış gözlenir. Sıcaklık artışı sonucu ne olur? Çölleşme, kuraklık, erozyon gibi olaylar gözlenilir. Bunlardan başkası mesela kutuplarda buzullar erir. Buzullar bizim neyimizdi? Tatlı su kaynaklarımızdı. Bunların erimesi sonucu bizim içilebilir su kaynağımız ne olmuş oluyor? Yok olmuş oluyor. Bir başka bir açıdan bakacak olursak, küresel ısınmanın sonucundan bir tanesi de mesela biyolojik çeşitlilik ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Başka yangınlarda artışlar görülecek. Sıcaklık artışı insanlar ve hayvanlar üzerinde olumsuz etki yaratacak. Bu sebepten mesela hastalık ve ölüm oranları artacaktır. Peki biz bu küresel ısınmayı önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan birincisi ilk başta insanları ne yapmamız lazım? Bir bilinçlendirmemiz lazım. Küresel ısınma nedir? Etkileri nelerdir? İkincisi fosil yakıt tüketimi azaltılmalıdır. Üçüncüsü yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını ne yapmamız lazım? Tercih etmemiz lazım. Bir başka örnek verecek olursak plansız kentleşmenin önüne geçilmesi lazım. Özel araçlar yerine toplu taşıma tercih edilmesi lazım. Binalarda ısı yalıtımının yapılması lazım. Yani sonuç olarak bunu arttırabiliriz.